AK Parti eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Adalet Bakanlığı'nda FETÖ'den boşalan kadroların hak yol tarikatı mensuplarıyla doldurulduğunu söyledi. AK Parti eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. FETÖ'den boşalan yerlere yeni talipler olduğunu söyleyen Tayyar, Adalet Bakanlığı'nın hak yolcularla doldurulduğunu ifade etti. Tayyar, FETÖ'cülerin devlet kademelerinde varlığını sürdürmeye çalıştığına dikkat çekerek şöyle devam etti. Hak Yolcular Adalet Bakanlığı içerisinde biraz ağırlık kazanıyor. Hak yolla ilgili de kaygılarım var. Geçmişte yargıda bu kadar adından söz ettiren bir yapı değildi. Benim kanaatim kendini gizlemeyi başarmış kripto fetöcülerin yargıda varlığını sürdürmeye çalıştıklarını düşünüyorum. Buna karşı devletin güçlü bir refleks göstererek o filtreyi iyi uygulaması lazım. Allah korusun ileride çok daha farklı problem olabilir. FETÖ dönen yapıya çatı kuruluş gibi düşünün. Herkesin öncesinde bir aidiyeti var. Ama zaman içerisinde evlilip FETÖ içerisinde yer almışlar. FETÖ 15 Temmuz'dan sonra her yönüyle deşifre olunca bunlar üst çatıyı terk ettiler ama bunlar öncesine dönerek varlıklarını sürdürmeye çalışıyorlar. Eski yapılarla aidiyet geliştirip varlıklarını sürdürmeye çalışanlara devletin dikkat etmesi lazım. Tayyar, Adalet Bakanı'nın aynı maklubeye kaşık sallayanlar sözüne, geçmişte FETÖ ile bir vesileyle ilişki kurmuş kadroların bugün bir FETÖ ile mücadele dersi vermesi doğru değildir, diyor. Ben tespitinde yanlış bir şey görmüyorum. Ben sadece isimler konusunda tahminde bulunurum. FETTAH tam ince meselesini önemsiyorum. Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına bozma meselesi önemli. Muhtemeldir ki bu konuyla fazla spekülasyon yapılması belki doğal bir süreç olarak devam etti. Buna en üst mahkeme karar versin beraatle ilgili. Şahıslardan bağımsız olarak kimi işlere bulaşmışsa 17 Aralık'tan sonra tavır koymayıp devam ettiyse babam da olsa çıksın hesabını versin dedi.